Oyuncaksız çocuklar için bir sürü oyuncak. Piri Reis İlkokulu öğrencileri öğretmenlerinin isteği üzerine evde ya da sokakta belki de oynarken arkadaşlarından kıskandıkları oyuncakları okula getirdiler. Ancak onlar oyuncaklarla oynamıyorlar. Peki ne yapıyor bu çocuklar? Çocuklar dediklerini yapıyor, oyuncaklarını paylaşıyorlar. Çocuklar belki de en sevdiği oyuncakları paylaşıyorlar ancak yine de hepsi mutlu. Çünkü paylaşmanın ne demek olduğunu öğreniyorlar. Çok güzel. Oyuncaklarımızı bağışlıyoruz dedik. Zekat kelimesinden anlamından çıkarak doğaçlama doğdu. Bu oyuncaklar oyuncaksız çocuklar için derneğine bağışlanacak. Tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz çocukların elinde oynanacak. Aynı zamanda da paylaşmayı aşılamış oluyoruz değil mi hocam? Kesinlikle paylaşmayı ve bilmedikleri, görmedikleri yerdeki çocukların bu oyuncakları oynamaları belki de onlara çok büyük bir haz verecek, gurur verecek. Temelini attık dinimizin inşallah. Etkinlik ilk kez yapılıyor, örnek teşkil ediyor. Ayşe hocam bu projeyi bize getirir Ramazan içerisinde. Çok memnun kaldık. Özellikle zekatı çocuklara dinimizi aşılamayı öğretmesi çok ayrıca bizi onur etti. Sık rastlanan bir proje değil değil mi hocam? Kesinlikle çok farklı. Hani insanlar Ramazan ayında gıda yardımı yapar, koli yardımı yapar ve benzer yardımlar yapar ama oyuncak yardımı hiç yapılmadı diye biliyoruz biz de. Bu vesileyle öncülük oldu. Seneye inşallah aynı şekilde devam ederiz. Hem çocuklar mutlu hem de velileri. Plastik top bağışladım. Kardeşim iki tane oyuncak bağışladı. Bir tane de araba bağışladım. Paylaşmaktan çok mutluyum. Benim arkadaşım daha da mutlu olur inşallah. Bu yaştaki çocukların severek oynadığı oyuncakları paylaşması çok güzel bir şey. Hani bunu şimdiden paylaşmayı öğrenmesi hoş bir duygu. Ve oyuncaklarımızın zekatını verdik değil mi? Bizim evet. Bu sloganımız oldu. Oyuncaklarımızın zekatını veriyoruz. Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği'ne bağışlanan oyuncaklar bir başka çocuğu sevindirmek üzere dağıtılacak. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği. Arkadaşlarıyla paylaşmayı öğreniyorlar şimdiden. Bu tür etkinliklerin bir örnek olmasını temenni ediyorum. Kimlere veriyoruz bu oyuncakları? Ben. Oyuncağı olmayan çocuklara veriyoruz.